Merhaba arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesini bir değerlendirme yapalım. Türk Hava Yolları hissesi daha önceki dönemlerde yapmış olduğu zirveler sonrası yaptığı sert düzeltmelerle bu yıl artık yatırımcısını oldukça üzdüğünü belirtebiliriz özellikle. Şimdi günlük periyotta değerlendirme yapacak olursak hisseye endeksimizin en dip yaptığı dönemlerde Türk Hava Yolları hissemiz 7.44'lerden verdiği yukarı yönlü sert tepkiyle bir nevi olsun endekse ışık tutmuş, güç katmış bir hisse senediydi. Buralarda yaptığı hareketleri bu akşam özellikle Fibonacci üzerinden incelemek istiyoruz. Şimdi daha önceki zirve seviyelerimiz olan 15-23'lerden yaptığı keskin düzeltme ile birlikte hissenin gelip düzeltme noktalarını bir hep beraber test edelim. Fibonacci seviyeleri olarak nereleri görmüş, nerelerden dönmüş bir tespit etme amaçlı bu noktada bir inceleme yapalım. Gördüğünüz gibi 15-35'li seviyelerden hisse senedimiz Şubat ayındaki yaptığı düşüş Mart ortalarında tamamlayıp buradan verdiği tepkiyle yukarı yönlü Fibonacci 61.8 seviyesinin üzerine çıkarak burada tutunmayı başaramamış, tekrar bir düzeltmeye girmiş. Şimdi bu noktada gördüğünüz gibi Fibonacci seviyesi olan özellikle şu noktada gap bıraklığı boşlukta 11-24'lü seviyeler hissen için oldukça önem arz ediyor. Şimdi bu noktada hisseyi tekrar Fibonacci dip seviyesinden yukarı yönlü son dönemdeki geri çekilmesinin destek direnç tespiti için yine dipten bu sefer zirveye doğru çektiğimiz Fibonacci destek seviyelerini tespiti için kullanıyoruz bunu. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz burada Fibonacci 61.8 seviyesini test etmek üzere gelmiş. Buradan güzel bir dönüş yapmış ve dönüş sonrasında yine Fibonacci destek seviyeleri direnç seviyesi olmuş artık. Yani 970'lerden 971'lerden yaptığı tepkiyle hemen 3-4 gün içerisinde hisse 11.42'leri görmüş. Buradan tekrar bir düzeltmeye girmiş. Şimdi daha kısa periyotta ve geniş açıda bakılabilmek için 4 saatlik dilime indiğimizde bu noktada Fibonacci'mizi daha kısa periyot olarak bakacağız. Yani şu anda yaptığımız dipten verdiğimiz tepki bakalım nereden dönmüş. Burada maksat Fibonacci çekimine alışmak, kendimizi alıştırmak, destek direnç noktalarını tespit etmek. Nereden döner, nereden dönmez, nerede destek bulmuş, bunları görebilmek hisse için önemli. Bakın arkadaşlar, Fibonacci 972'ler, 971'lerden 12.09'a çektiğimizde şu an için 10.90'lı seviyelerde bir destek bulmuş. Bu da Fibonacci 0.50 seviyesine tekabül ediyor. Buradan verdiği tepkiyle haftayı 11.14 seviyesinde kapatmış. Buna karşılık da hemen hemen Fibonacci 0.38 seviyesi olan 11.18'i test edip altında kapatmış diyebiliriz. Şimdi hisse senedinde Fibonacci'leri aşağıya doğru, şimdi burada destek olarak kullandığımız
bu oranları takip ederken özellikle 0.50 seviyesi mesela 10.90 artık burayı test edip geri döndüğü için hissede güçlü bir destek noktası olarak görebiliriz. Yani hisseyi elinde taşıyan arkadaşlar bu noktada 10.90 destek, 11.18 direnç diyebilir. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketinin devamı geldiği takdirde bu sefer 11.18 destek, 11.53 direnç diyebiliriz. Fibonacci kullanımını basitçe bu şekilde kullanarak destek direnç seviyelerini belirlememize yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi bu noktada da hemen bir tepeden, yani bir önceki zirvesinden aşağı doğru Fibonacci çektiğimizde arkadaşlar, burada da bir durum değerlendirmesinde bulunalım. Şurada kaydırdık galiba. Şurayı tam tutmak lazım. Evet. Gördüğünüz gibi tepeden zirveye doğru çektiğimiz Fibonacci seviyesinde 61.8 seviyesini test edip bir geri çekilme yaşamış hisse. Buradan yukarı yönlü tekrar tepki gösterip gidebilir mi, gidemez mi? Hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi bu noktada Fibonacci destek seviyesi olan seviyeleri kullanmakta fayda var. Az önce son durumdakini belirtmeye çalıştık. Genel anlamda bakacak olursak, yani bir formasyon mücadelesi içerisinde olup olmadığını anlamak için hisseye bakmak gerekirse eğer, şu şekilde de bakabiliriz. Yine dipten buraya bir ölçüm yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın dipten yaptığımız ölçümde hisse fiyatı 13.31'lere kadar gidiyor. Buradan verdiği düzeltme hareketiyle Fibonacci 0.618 desteğine dokunmak üzereyken geri dönüyor. Tekrar 11.91'li seviyeleri görüyor. Ve burada 11.05 seviyelerinin üzerinde haftayı kapatıyor. Şimdi arkadaşlar, daha önce duyan vardır yoktur bilmiyorum. Formasyonların içerisinde bizim ABCD dediğimiz Fibonacci ABCD formasyonu bu noktada oluşmuş gözüküyor. Tabii ki %100 çalışır diyemem. Fakat Fibonacci ABCD formasyonlarının bakıldığında yaklaşık olarak %65-70 civarında çalıştığı söylenir. Bu noktada bizim yapmamız gereken şey ise burada oluşan bu üçgenin aynısını karşılığına ilave etmek. Yani çıkan rakam 618'di. 1.618 seviyelerine kadar bu rakamları çektiğimizde yaklaşık olarak, şöyle şekilsel olarak belirtiyorum. Telefonda bunu çok hassas çizmek pek mümkün değil. Bilgisayarda daha rahat çizebilirsiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu bir oluşum olarak bir elmas oluşumudur. Ve biz bu oluşuma genel anlamda Fibonacci ABCD formasyonu diyoruz. Bir hisse fiyatı zirvesinden sonra yaptığı düzeltmeyi 0.618 seviyesinden geri dönerse A'dan B'ye kadar olan kısmı kadar tekrar bir yükseliş göstereceği beklenir. Yani A'dan B'ye olan yükseklik eşittir C'den D'ye olur. Bu noktada hissenin formasyon hedefleri şekilsel olarak çıkarılır. Rakamsal değerler birebir tutacak diye bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü çizgilerin çok
hassas olarak çizilmesi lazım. Biz telefondan çizdiğimiz için o kadar hassas ayarlayamamış olabiliriz. Bu noktada siz de bu yöntemle kendi bilgisayarınızdan çizim yapmaya gayret gösterirseniz sizin için de güzel bir pratik olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Fibonacci'lerden bahsettikten sonra biz saatlik periyotta yine kendi klasik yorumlarımızı yapacak olursak şu şekilde baktığımızda hemen haftalık pivot değerlerimizi koyduğumuzda haftalık pivot değeri olan 10.58'in üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Daha sonrasında ise bizim Hull sistemin al sinyali ürettiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte baktığımızda RSI'ın 50 hattını zorlamaya çalıştığını, wave trend'in al sinyali ürettiğini açıkça gördüğümüz için hissede pozitif düşünceye hakimiz. Özellikle EMA ortalamalarında ise değerlendirmek gerekirse hemen şu şekilde baktığımızda hissenin EMA 10 seviyesi olan 11-14'te kapatması hisse için olumlu. Buradan yukarı devamı için 11-35'ler üzerinde saatlik kapanışlar yapması gerektiğini kısaca belirtebiliriz. Destek seviyelerini belirtmek için baktığımızda özellikle kuvvetli desteklerin CPR bölgesi dediğimiz 10.67'ler olduğunu belirtebilirim. Bunun yanında haftalık yerine günlük pivot değerlerini de koyacak olursak daha yakın destek direnç seviyelerini bize verir. Bu noktada hemen ekranın sağ tarafında 11-14 altındaki rakamların özellikle kırmızı rakamların 10.89, 10.63, 10.32, 10.06 gibi değerlerin oluştuğunu görüyorsunuz. Bunlar pivot destek değerleri, yeşiller ise dirençler olarak karşısına çıkacaktır hissenin. Türk Hava Yolları için değerlendirmemiz şimdilik bu kadar. Hacimsel artışlarında gelmesi gerektiğini kısaca bahsederek bu akşamki yorumu bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları, iyi tatiller diliyorum.